Niyazi Bey, ev yardımı alabilmeniz için gelirinizin düşük olması gerekiyor. Part-time çalışıyor olmanız, işsiz olup CS'yi alıyor olmanız gerekiyor. Başka bir de çalışamaz durumda olmanız gerekiyor. Sakatlık gibi. Bir saniye. Sezgin, neredesin? Burada bir sakatlık çıkıyor galiba. Tamam, hadi çabuk. Niyazi Bey, öncelikle şu ikisinden birisini öğrenmem gerekiyor sizden. Kiranızı kendi imkanlarınızla mı karşılayacaksınız, yoksa yardım mı alıyorsunuz? Evet. Eğer kendi imkanlarınızla karşılıyorsanız, gelirinizi beyan etmeniz gerekiyor. Evet. Eğer yardım alıyorsanız, yardım kağıtlarınızı getirmeniz gerekiyor. Ha, evet. Eğer hiçbiri yoksa, ev yok. Ha. Ama Easy Properties size yardımcı olmaya devam edecektir. Allah razı olsun. Bir karar verdiniz mi Niyazi Bey? Verdim. Buyurun. Bir bardak daha çay alabilir miyim? Bir şey daha rica ederim. Teşekkürler. Burada biraz daha otursam kızmazsınız değil mi? Estağfurullah, niye ki? Arkadaşımı bekliyorum da ben aslında. Dışarıda hava çok soğuk. Burada bekleyeyim dedim. Yok, rica ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler Damla Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Teşekkürler. Bir sorun yok umarım. Hayır. Oturabilir miyim? Tabii. Buyurun. Biz küçük bir değişiklik yapmak istiyoruz adada. Ev sahibine soralım mı diye geldim. Ne değişikliği? Aslı'yla yine birkaç eşya almak istiyoruz. Ancak odaya sığmıyor. Yeni bir yatak ve koltuk. Eşyalar eskiyse hemen değiştirelim. Ben de yardım ederim. Hemen çeşit değiştiririz. Rica ederim ancak gerek yok. Eskileri üst kattaki boş odaya koyalım mı diye soracaktım. Hemen soralım ev sahibine. Üst kat boş mu? Evet, neden ki? Merhaba, ben Niyazi Dipbıcak. Memnun oldum Damla. Memnun oldum. Biz arkadaşımla uygun bir oda bakıyoruz da ben haftaya bir Türkiye'ye gidip geleceğim. Dönünce inşallah birlikte çıkacağız. Hazır sizin üst kat boşken hem arkadaşınız da varmış, biz de iki kişiyiz. Aklınızda bulunsun yani. Birden aklıma geldi, ne bileyim. Merhabalar, Easy Properties'den arıyorum. Kötü bir niyetim yok yani. Benim. Rica nasılsınız? Ederim, hayırlısı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Evet. Selamun aleyküm. Aman selamlar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Çok bekletmedim umarım. Pardon? Yani sanki burada karşılaşmışız, önceden sözleşmişiz burada buluşmak için. Hani böyle tesadüf gibi, habersiz gibi geliyormuş gibi. Yani satların içine girdik bir defa da o yüzden soruyorum hani. Çok bekletmedim umarım diye. Nasılsınız görmeyeli? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Biz valla şeyler var, bazı projelerimiz var. Takılıyoruz, boğuşuyoruz yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir şekilde öyle. Ne güzel. Ne projesi? Efendim? Sormayacak mısın ne projesi? Ne projesi? Tesadüfler zinciri. Vay, aynı bugün olduğu gibi. Anlamadım. Ya şimdi o gün de karşılaştık ya, burada aynı kıyafet vardı üzerinizde. Yani santimi santimine. Benim de üzerimde aynı kıyafet vardı. İşte burada tekrar aynı kıyafetlerle buluşmuş olmamız. Benim o günden beri banyo yapmamış olmam. Bir tek bu sabah kafamı yıkadım, koltuk atlarımı aldım. Bunların hepsi yani bu projenin bir parçası yani. O anlamda. Anladım. Bu Niyazi. Bununla tanıştınız mı? Tanıştık. Rahatsız etmedin değil mi lan kızı? Aşk olsun kardeş. Lütfen. Seviyemizi belli edelim, sınırlarımızı açmayalım. Yani biz kendimize göre bir kalitemiz var, ona şey yapalım yani. Bu arada ben akrep. Pardon? Burç olarak diyorum, burç olarak akrep. Damla. O hangi aya denk düşüyor? Teşekkürler. Anlıyorum, tamam. Süreyi yapıştırdık. Ben kendileriyle görüştüm. Fazla eşyaları üst kata koyabiliriz. Hadi hayırlısı. Teşekkür ederim. Ben birkaç şey daha soracaktım. Başımızın üzerinde. Başımızın üzerinde ama bak şey anlamında hani bizim çok kısa sürecek alacağımız hizmet. O bakımdan biz hani önce tutunsak, biz sarılsak daha sonradan sizi arkamızdan çeksek, beraber tırmansak daha sonrasında. Hani aday müşteri babında onu baktım, o bakımdan sordum yani. Tabii buyurun.
Şimdi selamünaleyküm arkadaşım. Şimdi bu arkadaş Niyazi. Biz bununla ev arkadaşıyız. Ama yanlış anlaşılmasın yani. Zaten bizi bozar öyle şeyler de. Yani aynı evde kalıyoruz. Haftaya Türkiye'ye gidecek ve öbür haftada gelecek ayrısıyla. Onunla ilgili biz danışmak babında şey yaptık yani. Benden istediğiniz nedir? Bak şimdi sen Türkiye'ye gittin değil mi daha önce? Evet. Sonra da geldin. Evet. Ha işte bu da aynısını yapacak. Aynı yollardan geçecek. Senin gittiğin yollardan gidecek, gelecek. Beraber bir oda tutacağız ayrısıyla. O konuda yardım istiyoruz size. Geçen hafta ben size yardımcı olmaya çalıştım. Plan değişti. Plan değişti bak. Geçen hafta tek başıma çıkacaktım odaya. Bu hafta plan değişti. Arkadaşla beraber çıkacağız. Bize yardımcı olmanızı istiyoruz. İki kişilik oda bakıyordunuz değil mi? Ya bakamaz mıyız? Bakabilirsiniz. Ay çok şaşırdınız da yani. Biz iki kişi, iki adam etmez miyiz yani? Öyle mi? O anlamda. Yok, estağfurullah. Hangi bölgede? Valla bölge olarak... bölge olarak... Şey ya, bu bölge tamam yani. Bu bölgede olabilir yani. Bölgede olabilir. Bence de uygun. Yani. Bu bölgede bir double odamız var. Ah, iyi, hayırlı olsun. Nerede çalışıyorsunuz? Allah Allah, gene geldik aynı yerde tıkandık ya. Arkadaşım ben çalışmıyorum ya. Yok bende öyle bir olay yok, çalışmıyorum. Ama kirayı nasıl ödeyeceğiz? Türkiye'den para geliyor bana. Takır takır ödeyeceğim her zamanı geldi. Takır takır vereceğim. Sezgin bir telefon açıyor. İki dakikada para hesabına yatıyor. Oğlum ne yapıyorsun? Siz çalışıyor musunuz? Hah! Bak o çalışıyor. O çalışıyor. Onun adına, onun hesabına sözleşmeyi tıklatabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Tabii olur. Ha, tamam o zaman. Oldu işte. De. Maaş bordronuzu getirmeniz gerekiyor. O ne kardeş? Payselip, payselip. Sen söylediğin zaman iş yerine onu da sana verirlerdim. Ya kusura bakmayın, sizi de beklettik. Ama yani zamanınızı aldık, kusura bakmayın. Rica ederim. Siz nerede çalışıyorsunuz? Öğrenciyim ben. Arkadaşınız? O da benim gibi öğrenci. Yani siz ikiniz de öğrencisiniz, çalışmıyorsunuz ha? Hayır, ikimiz de full time öğrenciyiz. Ya full time merak uyandıran esrarengiz bir kişiliğiniz olduğunu da ben burada belirtmek istiyorum yani, söylemek istiyorum yani. Bence de öyle. Yani şahsi bazda bir soru sorabilir miyim size? Buyurun. Tarif hakkı topluyorsunuz mu? Yani o kadar adınız geçiyor sohbetlerde. Hangi sohbetlerde? Ya şimdi damlaya damlaya gör olur lafı pek çok evde, pek çok mecliste tabii ki kullanılıyordur yani. Arkadaşım kusura bakma. Sen zamanı sanır ama. Espriden de çıkmıyor birden. Ay kardeş. Sen bütün evlerden böyle. Sen bakalım. Şey oldu bu var. Sonra öbür hikayeyi alacağız. Ama ona da gülmezsen olayım ben. Ay böyle bir de şey bilmiş oldu.